Staff üçüncü yazın Nishan deyince akla belli başlı isimler gelir. Gears of War, Spec Ops: The Line. Çok derinlere inersek Maiden veya Tall Slow isimlerini duyabiliriz. Fakat bir oyun var ki Saf 3. yaz nişancı oyunlarının mihenk taşı denebilecek kadar kaliteli ve sektöre yön vermiş bir isim. O, Max Payne'in ta kendisi. Max Payne duymayan herhangi bir oyuncu var mı? Sanmıyorum. Her oyuncunun deneyim ettiği ve elbet kalbinde özel bir yer olan bir oyundur Max Payne. Peki bu deneyimi ilk ne zaman yaşadım? Max Payne ile tanışmamda Call of Duty Black Ops incelememde bahsettiğim akrabam sayesinde olmuştu aslında. Yine bir gün hard diskin içinde gezinirken Max Payne 2 ile karşılaştım. Oyuna resmen aşık olmuştum. Çok keyif alarak oynuyordum ki o lanet bölüme geldim. Polis karakolu bölümüne. Ne yaparsam yapayım, nereye gidersem gideyim bölümü geçemiyordum. Bölümü nasıl geçeceğimi bir türlü bulamamıştım. Ben de oynamaktan vazgeçip başka oyunlara bakmaya başlamıştım. Sonra günlerden bir gün Kocaeli'ne tatile gitmiştim. Her sene giderdik o zamanlar ve orada da çok sevdiğim bir arkadaşım yanına gitmiştim. Bilgisayarında Max Payne 1'in demosu yüklüydü. Demoyu oynarken Finto kardeşlerin bulunduğu bölüme gelmiştik ve orada da gidilecek yolu bulamamıştık. Sonradan öğrendik ki o bölüm zaten demonun son bölümüymüş. Ondan sonra korsan indirme öğrendikten sonra da defalarca kez indirmiş ve bitirmiştim. İndirme girdiği vakitte simler alıp defalarca kez orada da bitirmiştim. Her sene en az bir kere Max Payne üçlemesini bitiriyorum. Evet, oyunda olan geçmişimi anlattım. Artık hikayeyle incelemeye başlayabiliriz. Max Payne, New York Polis Departmanı'ndan çalışan bir polistir. Bir gün mesai bitimine az bir vakit kala yakın arkadaşı Alex ile konuşurken sigarayı bırakacağını çünkü yeni doğan kızı için zararlı olduğunu söyler. Ardından biraz sohbet ettikten sonra Max evine gitmek için yola koyulur. Evine vardığında olayların seyrinde devam etmediğini çok geçmeden fark eden Max hızla üst kata çıkar ve korkunç manzara ile karşılaşır. Karısı ve kızı eve gelen Walker, kısaca V, adlı uyuşturucu bağımlıları tarafından öldürülmüştür. Max bu olay sonucu intikam yemini eder ve kendisini narkotik bölümüne aldırır. Hikaye ilerledikçe de bu adli görev yavaş yavaş kişisel bir hal almaya başlar. Hikaye sürprizini bozmadan bu şekilde özetleyebilirim sanırım. Max Payne'in hikayesi öyle görünmemiş, aşırı yaratıcı yahut sizlere şok uğratacak bir hikaye değil. Klişe bir polisiye. Fakat hikayenin klişe oluşu sizleri yanıltmasın. Gerçekten takip etmesi çok keyifli bir hikaye. Allah bilir kaç kere bitirdim ve hiçbirinden de sıkıldığımı hatırlamıyorum. Aslında oynarken beni en çok cezbeden şey hikayenin kendisinden çok anlatım biçimiydi. Normal şartlarda oyunlar hikaye anlatacağı zaman animasyonlu kısa filmler, videolar koyarlar. Biz bunları ara sahneler deriz. Ara sahne ile sinema hikaye anlatımı kullanırlar ve bu da genel olarak oyuncuya hikayeyi vermenin en kolay yoludur. Fakat bazen imkansızlıklar sizi daha farklı bir yöntem denemeye zorlayabilir. Herhangi bir konuda imkansızlıklar içinde oluşunuz sizleri yaratıcı olmaya zorlar. En basit yola ulaşamadığınız için kendiniz farklı bir çözüm yolu bulmak zorundasınızdır ve yeri geldiğinde bulduğunuz çözüm yolu sizleri diğer rakiplerinizden ayıran en belirgin şey olur. Remedy'nin de Max Payne'in hikaye anlatımında bulduğu yöntem de bahsettiğim sınıfta işte. İmkansızlıklardan doğan muhteşem bir çözüm. Fotoğraman şeklinde ara sahneler oluşturmak. Max Payne yapılırken Remedy daha Rockstar çatısı altına girmemiş, kendi yanına kavrulan olan bir firmaydı ve Max Payne yapacakları ilk büyük oyun olacaktı. Ekip hikayesine güveniyordu ama onu anlatabilecek paraları yoktu. Bu yüzden yaratıcı olmak zorundaydılar. Ve oldular da. İşlerinden biri ara sahneleri fotoğraf şeklinde yapmayı öne sürdü. Ve ekibin de bu hoşuna gidince hikayeyi nasıl anlatacaklarını kararlaştırmış oldular. Fakat bir sorun daha vardı. Oyunculukları kim yapacaktı? Ellerinde oyuncu kiralamaya yetecek para yoktu. Evet, buna da çözüm buldular. Kendileri oynayacaktı. Max Payne karakterini oyunun yönetmeni Sam Jarvey, Naomi der Sam Lake, oyunun baş düşmanı Nicole Hornung ise Sam Lake'in annesi oynuyordu mesela. Eşe dosta haber salmışlar oyun yapıyoruz oyuncu lazım diye gelenlerini de oynatmışlar. Hikayeden bahsettim. Gelin bir de oynanışa bakalım. Max Payne, Saf 3. yaz nişancının ta kendisi, mihenk taşı, yön vereni, yol gösterenidir. Max Payne mekanikleri sıvı olmasına rağmen oldukça oturaklıdır. Peki ne yaparak bu sıvı mekanikleri sizlere 5 saat neredeyse hiç sıkılmadan oynatıyor? Tabii ki de muazzam bir bölüm tasarımıyla. Bölümlere yerleştiren hiçbir düşman, hiçbir nesne rastgele yerleştirilmemiş.
Düşman konumları, kullandıkları silahlar, kaçak kişi oldukları, sizleri nerede bekledikleri, hepsi ince hesaplamaların ürünü. Oynarken yapımcılardaki o tutkuyu ve yaptıkları işi nedenle severek yaptığını anlıyorsunuz. Oyunun sonlarına doğru tempo hafiften düşmeye başlıyor. Ama güllere diken var deyip göz yumabilir bu soruna. Vuruş hissiyatı da muazzam kesinlikle. Kullandığınız silahı ve vurduğunuz bölgeye göre verdikleri tepkiler gerçekten tatmin edici. Silah çeşitliliği ise muazzam. Çeşit çeşit silah var ve hepsini de kullanmak aşırı keyifli. Oyun, siz ne zaman kullandığınız silahlardan sıkılmaya başlıyorsunuz, tak yeni bir silah verip oynanışı diri tutuyor. Fakat bu çeşitliliği düşman çeşitliği için söyleyemeyeceğim maalesef. Aynı düşmanlara farklı kıyafetler giydirmiş halleriyle savaşıyoruz oyun boyunca. Ama bu çok da büyük bir sıkıntı sayılmaz. Çünkü Max Payne özünde hızlı bir üçüncü şahıs nişancı oyunu olduğu için zırhlı düşmanları falan tempoyu katledebilirdi. Herhalde bu yüzden yapımcılar çeşitliliği düşmanları kullandıkları silahlarla sağlamıştır. Oyuncunun kullandığı silahların tamamını düşmanlar da kullanabiliyor. Siz de ona gösterici kurarak düşmanlarınızla savaşıyorsunuz. Bu çeşitliliği, bölüm tasarımını, vuruş hissiyatını güzel yeni bir mekanikle desteklemiş olmaları oyunu gerçekten mükemmelleştiren etmenlerden biri olmuş. Bu mekanik ecnebilerin bullet time dediği, güzel Türkçemizde ise zamanı yavaşlatma olarak çevrilen mekanik. Max, siz istediğiniz vakit zamanı yavaşlatarak düşmanlarınızı daha iyi öldürmenizi ve mermilerinden daha iyi kaçmanızı sağlıyor. Zamanı yavaşlatmak hem vuruş hissiyatını kuvvetlendiriyor hem de sizlerin düşmanlarınızdan üstün bir özelliğiniz olduğunu göstererek gücünüzü hissettiriyor. Oynanıştan da bahsettiğime göre teknik tarafa gelebiliriz. Grafikler kötü. Yani eski bir oyundan bahsediyoruz. Bir zahmet kötü olsun. Fakat karanlık ve kasvetli New York atmosferini çok güzel veriyor oyun. Depresif ve yorgun bir karakteri böyle karlı, puslu bir havaya sokarak güçlendirmek gerçekten muazzam bir tercih olmuş. Hata konusunda bir sıkıntı yaşadım. Hatta öyle bir sıkıntı yaşadım ki oyunu başta oynamak zorunda kaldım. Şu an elinde kaydı yok ama internette benimle aynı sorunu yaşayan birini bulursam videosunu koyarım. Bölümün başına kovaladığımız Vinnie Giorginetti ağır sahnede binanın arasına düştü ve orada kaldı. Bölümün devamında da oyun Vinnie olmadığı için bozuldu ve burada da asansör çalıştırmayarak bölümü kilitledi. Müzik olarak da zaten diyecek bir şey yok. Atmosfere ve hikayeye en uygun besteyi yapmış adamlar. Max Payne gerçekten muazzam bir oyun. Hikayesinin klişe oluşu ve temponun sonlara doğru düşmesi ne kadar olumsuz olsa da ben o olumsuzlukları göz ardı ederek puanımı vermek istiyorum. Ve benim Max Payne'e puanım 1 litre. Hadi görüşürüz.